İnsanlık tarihinin en önemli kırılma anlarından biri hiç kuşkusuz ateşin kontrol edilmeye başlanmasıydı. Bu konuyu şu videomda detaylıca ele almıştım. Bu videomun konusuysa belki de en önemli ikinci kırılma anlarından biri olan tekerleğin icadı. Bayanlar baylar, videonun önerilmesi için sizler şu butona hafifçe dokunurken ben de sizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarayım. İyi seyirler. Tekerlek, matbaa ve internetle birlikte tarihin en önemli üç icadından biri olarak görülüyor. Tekerlek, bir aks yatağı üzerinde dönmesi amaçlanan dairesel bir bileşendir. Tekerlekler, akslarla birlikte ağır nesnelerin kolayca hareket ettirilmesini sağlayan, bir yükü desteklerken veya makinelerde iş yaparken hareketi veya taşımayı kolaylaştırır. Tekerlek olmasaydı, dünyadaki işlerin çoğu dururdu. Otomobiller, trenler, tramvaylar, tarım makineleri, vagonlar ve neredeyse tüm fabrika ve maden ekipmanları işe yaramaz hale gelirdi. Karadaysa yükler yalnızca taşınarak ya da kızaklar veya hayvanların sırtında hareket ettirilebilirdi. Tekerleğin ne zaman icat edildiğini ya da kimin icat ettiğini kimse bilmiyor. Ancak tekerleğin uzun bir gelişimin sonucu olduğu açık. Tekerlek değil ağam. Nereye gideceksin bu tekerlekle? Bu tekerlek değil ağam. Değirmen taşı. Yalan! Ağam ben aşağı emecektirim. Biz bununla buğday ötürük. Milattan önce 3500'lere tarihlenen bir Sümer piktografında tekerleklerle donatılmış bir kızak görülüyor. Mezopotamya'da çömlek yapımı için tekerlek yani döner tabla kullanımı da milattan önce 3500'lerde gelişmişti. Kontrollü ateşin yanında tekerlek açıkça ilk insanın en önemli icadıydı. Ulaşımı, üretimi ve savaşı önemli ölçüde ilerletti. Bugün yenilikleri 21. yüzyılın endüstriyel buluşlarıyla ilişkilendirme eğilimindeyiz. Hayatlarımızı kökten değiştirdi. Nanoteknoloji, robotik, genomik ve bilgi teknolojilerindeki yeni gelişmeler günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak bunlar bilgi ve deneyim olmadan gerçekleşemezdi. Önceki 1000 yıl boyunca biriktirilen beceriler. Okuma yazma bilmeyen tarih öncesi toplumlar, yaşamlarımızı belirlemeye devam eden sayısız icatla anılabilir. Ateşin keşfi, aletlerin yapımı, çeşitli malzemelerden uçlar, bıçaklar, baltalar ve çekiçler, bitkilerin yetiştirilmesi, hayvanların evcilleştirilmesi, çömlekçilik teknolojisi, çeşitli gıda saklama yöntemleri, metal döküm ve alaşımların keşfi, tuz madenlerinin işletilmesi ve topluluklar arası iletişim ve daha sayılabilecek binlerce adım. Geç bakır çağının belki de en önemli iki yeniliği tekerleğin ve tekerlekli araçların icadıydı. Bu olay erken dönemde başka büyük icatlara da yol açtı. 1850 yılında buhar makinesi dünyanın en büyük icadı olarak kabul ediliyordu. 1950 yılına gelindiğinde çok daha eski bir icat olan tekerlek onu geride bırakmıştı. Elektrik motoru ve içten yanmalı motorun ortaya çıkışı kısmen buhar makinesinin düşüşünü açıklıyor. Fakat tekerleğin buhar makinesinden daha büyük bir icat olması onun inanılmaz geniş kullanım alanıydı. Tekerlek denilince aklınıza ilk olarak otomobiller, bisikletler, motosikletler, kamyonlar gibi şeyler gelir değil mi? Fakat trenlerden tramvaylara, el arabası, paten, kaykay, tekerlekli sandalye, alışveriş arabası, çocuk arabası, hatta bavullarımızı bir yerden bir yere taşırken hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran tekerlekli bavullara kadar tekerlekler aslında sessiz sedasız bir şekilde hayatımızın hemen hemen tamamına yayılmış durumda ve onsuz bir hayat düşünülemez. Ama bütün bunların dışında tekerlek sandığımız kadar eski bir icat değil aslında. Sanatın, çömlekçiliğin, şarabın ve makyaj malzemelerinin tekerlekten daha önce icat edildiğini söylesem. Fakat tabii tekerlek olarak tanımlanan aletin ne olduğunu ve hangi tarihte hangi amaçla kullanımına ilişkin konumlandırdığımızı da değerlendirmeliyiz bu noktada. Tekerlek için en eski kanıt M.Ö. 4200 ila 4000 yıllarına uzanıyor. Bunlar çömlekçilik için kullanılıyordu. Tekerlek, insanoğlunun kayıt tutmaya başlamasından önce icat edildiği için hiç kimse tekerleği kimin icat ettiğini bilemez. En eski tekerlekli araçlar M.Ö. 3500 ila 3350 yılları arasındaydı. Bu icat Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde hızla benimsenmişti. Atların evcilleştirilmesi ve yol altyapısı tekerleğin bir ulaşım aracı olarak benimsenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Tekerleğin icadından önce
büyük ağır nesneler genellikle bir tür kızak üzerinde sürükleniyordu. Örneğin Stone Age gibi anıtlarda muhtemelen tekerleğin ilkel bir biçimi kullanılıyordu. Taşları yeryüzünde yuvarlamak için kütükler. Ancak arkeologlar giderek bu taşların domuz yağı gibi bir tür yağlayıcıyla kızak kullanarak taşındığını düşünmeye başladılar. Aynı durum piramitler için de geçerli. M.Ö. 3500 ila 3350 yılları civarında Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde ilk tekerlekli araçlar ortaya çıkmıştı. Bunlar eş zamanlı bir icat mı yoksa yeni teknolojinin hızlı bir şekilde benimsenmesi mi olduğundan hiç kimse emin değil. Yine kayıt tutulmadığı için ulaşım için tekerleği kullanan ilk erkek ya da kadının adını asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Tekerleğin yapısı, insanların ihtiyaçları ve yeni malzemelerin bulunabilirliğiyle birlikte zaman içinde gelişti. Paleolitik çağdan elde edilen arkeolojik kanıtlar, ilk insanların ağır nesnelerin yuvarlanarak kolayca taşınabildiğini bildiklerini gösteriyor. Ancak antik kil tabletlerindeki diyagramlar üzerinde yapılan araştırmalar, Mezopotamya'da günümüz Irak'ında çömlekçi çarklarından sonrasına kadar taşıma amaçlı tekerleklerin aslında var olmadığını gösteriyor. Ekranda gördüğünüz Heritage Transport Museum'un tekerlek koleksiyonundan en eski ahşap tekerleğin bir kopyası. Mezopotamya'dan bu en eski tekerlek, çömlekçi tekerleğinin bulunmasından 300 yıl sonra ulaşım için kullanılmıştı. Son araştırmalar, şimdiye kadar keşfedilen en eski ahşap tekerleğin Slovenya'da bulunan tekerlek olduğunu gösteriyor. Bu tekerlek, M.Ö. 3200 yılına, yani hayvanların çektiği araçların taşınmasında kullanılan tekerleklerle aynı döneme tarihleniyor. Başlangıçta tekerlekler, dingil için merkezi bir delik barındıran sağlam aletlerdi. Tekerlek yapmak çok fazla emek ve beceri gerektiriyordu. Dingili tekerleğin içine sabitlemek için metal aletler kullanıldı ve mükemmel şekilde düzgün, yuvarlak tekerlekler oymak için yöntemler geliştirildi. Daha sonra araçların dalgalı hareketini kontrol etmeye yardımcı olmak için göbekler eklendi. Mekanizmanın düzgün çalışması için tekerleğin aks etrafında serbestçe dönmesi gerekir. Bu aksın doğrudan tekerleğin ortasına takılmasıyla elde edilir. Bu da hareket sırasında sürekliliği en üst düzeye çıkarır. Sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için aks ve delik dik olmalıdır. Dingil aynı zamanda mümkün olduğunca ince olmalı. Yüzey alanını en aza indirmeli ve yükü taşıyabilecek kadar güçlü olmalıdır. Ekranda gördüğünüz öküz arabası tekerlekleri dingil aracılığıyla birleştirilmiş. Bunlar Indus Vadisi döneminden kalma minyatür bir kuş arabasına ait. Hindistan'da kullanılan en eski tekerleklerden bazılarıdır. Bu araba çocuklar için bir eğlence ve oyun nesnesi de olabilir ama her halükarda bu dönem insanların hareket için tekerlek kullanımının farkında olduklarını gösteriyor. Indus Vadisi döneminde arkeolojik buluntularla kanıtlandığı üzere pişmiş toprak arabaların ve tekerleklerin sayısında dramatik bir artış olmuştur. Indus Vadisi arabaların erken ortaya çıkışı bunların yeterli teknolojik gelişimin bir sonucu olduğunu düşündürüyor. İlk katı tekerlekler sağlam olmasına rağmen ağırdı. 3 ila 12 parçadan oluşuyordu. Hız ve manevra kabiliyetinden yoksundular. Daha fazla hıza duyulan ihtiyaç, Mısırlılar tarafından M.Ö. 2000 yıllarında çarklı tekerleklerin icat edilmesine yol açtı. Kelt savaş arabalarında daha fazla dayanıklılık için demir jantlar da eklendi. Yüzyıllar boyunca demir jantlı, ahşap, dişli tekerlekler bir normdu. Bu yapıda 1802 yılına kadar büyük bir değişiklik olmadı. Tarihteki pek çok icat yaşadığımız tabiattan ilham alarak ortaya çıkmıştır. Mesela cırt cırt. İsviçreli mühendis George de Mestral, köpeğinin tüylerine yapışan Arctium bitkisinin tohumlarını mikroskop altında incelediğinde, tohumların küçük kancaları sayesinde tüylere yapıştığını fark etti. Bu gözlemden ilham alarak cırt cırtı icat etti. Uçakların aerodinamik tasarımları, kuşların uçuş biçimlerinden ilham alınarak geliştirildi. Özellikle kuş kanatlarının şekli ve yapısı, uçak kanatlarının tasarımında önemli bir rol oynadı. Bazı yüzme kostümleri, suyun içinde daha hızlı hareket edebilmek için köpek balıklarının derisindeki mikro yapıdan ilham alınarak tasarlandı. Japon mühendisler, yüksek hızlı trenlerin tünellerden geçerken oluşturduğu gürültüyü azaltmak için bir çözüm ararken, yaban ördeğinin suya dalışını ve bu dalış sırasında oluşan minimum dalga etkisini incelediler. Trenin ön kısmını bir yaban ördeğinin gagasına benzer şekilde tasarlayarak bu sorunu çözdüler.
lotus yaprakları üzerindeki suyun nasıl boncuk boncuk toplandığını ve yaprağa kir bırakmadan nasıl kaydığını gözlemleyen bilim insanları, bu özelliği çeşitli yüzeylerde kir ve su tutmayan malzemeler geliştirmek için kullandılar. Bu örnekler, doğanın milyonlarca yıllık evrim sürecinde geliştirdiği çözümlerin insanlık için ne kadar değerli ve ilham verici olduğunu gösteriyor. Ama tekerlek öyle değil. Tekerlek, %100 homo sapien bir yeniliktir. Doğada tekerlek yoktur. Canlıların hareket etmesine yarayan tekerleğe benzer ne bir uzva ne de bir alete rastlamayız. Chicago Üniversitesi'nde biyoloji ve anatomi profesörü olan Michel LaBarbera'nın The American Naturalist dergisinin 1983 tarihli sayısında yazdığı gibi, sadece bakteri kamçısı, gübre böcekleri ve yaban otları buna yaklaşabilir. Ve onlar bile yuvarlanmayı bir hareket biçimi olarak kullandıkları için terimin en gevşek kullanımında tekerlekli organizmalardır. Ve tekerlek göreceli olarak geç ortaya çıkmıştır. Tekerleği icat etmenin, dik yürümeyi öğrendikten sonra yapılacaklar listemizin 2 numaralı maddesi olduğunu düşünme eğilimindeyiz ama birkaç önemli icat tekerlekten binlerce yıl öncesine dayanıyor. Dikiş iğneleri, dokuma kumaş, ip, örme sepet, tekneler ve hatta flüt. Tekerlek Mezopotamya'da M.Ö. 3500 civarında, yani birileri onları savaş arabalarında kullanmayı keşfetmeden 300 yıl önce çömlekçi tekerleği olarak kullanılmak üzere üretildi. Antik Yunanlılar, Batı felsefesini icat ettikleri gibi el arabasını da icat ettiler. Araştırmacılar el arabasının ilk olarak klasik Yunanistan'da M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllar arasında ortaya çıktığına, 400 yıl sonra Çin'de ortaya çıktığına ve belki de Bizans ya da İslam dünyası yoluyla Orta Çağ Avrupa'sına ulaştığına inanıyor. El arabalarının satın alınması pahalıydı ama iş gücü tasarrufu açısından öylesine verimliydi ki sadece 3 veya 4 günde kendilerini amorti edebiliyorlardı. Tekerleğin ilk örneklerinin en etkili kullanım alanlarından biriydi el arabaları. Çarkıfelek deyince aklınıza muhtemelen bir yarışma programı geliyor, değil mi? Fakat çarkıfelek ya da şans çarkı bu yarışma programından çok daha fazlasını ifade eden oldukça eski bir kavramdır. Aslında Tanrıça Fortuna'nın baktığı kişilerin kaderini belirlemek için döndürdüğü çark, hangi akademisyenle konuştuğumuza bağlı olarak Yunan veya Roma kökenli bir kavramdır. Bunu neden anlattım? Çünkü tekerlek sembolizm açısından da önemlidir. Tekerlek aynı zamanda bir döngü veya düzenli tekrar için güçlü bir kültürel veya ruhani metafor haline gelmiştir. Eski Çin'de tekerlek sağlık ve gücün sembolü olarak görülmüş ve bazı köylerde gelecekteki sağlık ve başarıyı tahmin etmek için bir araç olarak kullanılmıştır. Kala çakra veya zaman çarkı da dharma çakra ile birlikte Budizmin bazı formlarında önemli bir konudur. Tekerlek aynı zamanda Hindistan bayrağında da öne çıkan bir figürdür. Bu durumda tekerlek yasayı yani dharmayı temsil eder. Tekerlek aynı zamanda eski Mısırlılar için de bir güneş sembolüydü. Richard Bulliot, 1975 tarihli The Camel and the Wheel yani Deve ve Tekerlek adlı kitabında Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra yolların azalması ve M.Ö. 500 ila 100 yılları arasında deve semerinin icadı da dahil olmak üzere çeşitli olası nedenlerden bahseder. Taşıma amacıyla tekerleği terk etmelerine rağmen Orta Doğu toplumları sulama, değirmencilik ve çömlekçilik gibi işler için tekerlek kullanmaya devam etmişler. Yani tekerleklerin araçlarda kullanılabileceği öğrenildikten sonra bile eski insanlar ulaşım için hala develere güveniyorlardı. Şimdi biz tekerleğin tarihi gelişiminde en son nerede kalmıştık? Tel gergili jant tellerinin icadındaydık. Pnömatik lastiklerin icadı, tel gergili jant tellerini takip etmiş ve 1845 yılında R.W. Thompson tarafından patente alınmıştır. O dönemde bisikletlerde kullanılan sert kauçuğu pnömatik lastiklerle değiştiren ve patentini alan John Dunlop tarafından daha da geliştirildi. Carl Benz'in 1885 tarihli Benz Patent Motorwagen'i bisikletlerde olduğu gibi 3 tel tekerlek kullanan ve bunların etrafında sert kauçuk yerleştirilmiş bir araçtı. Ünlü lastik şirketi Edward Michelin, kurucuları Andre ve Edward Michelin, otomobillerde kauçuk kullanmayı düşünen ilk kişilerdi. Lastiklerin ömrünü uzatmak için 1910 yılında B.F. Goodrich şirketi tarafından kauçuğa karbon eklendi. 1926 ve 1927 yıllarında ilk çelik kaynaklı kollu jantlar icat edildi. İlk katı tekerleklere benzeyen disk tekerleklerin icadından sonra da gelişmeye devam etti.
Artık buradan sonrası sizlere başka bir videomda anlatacağım arabaların tarihi evrenine giriyor. O yüzden siz tekerleğin serüvenini kronolojik sıraya göre hazırladığım bu infografik üzerinden incelerken ben de son bir özet geçerek konuyu toparlayayım. Erken dönem tekerlekli araçlar neredeyse kesinlikle dört tekerlekliydi. Tekerlekli araçların bilinen en eski tasvirleri Polonya'daki bir Neolitik köyde bulunan Brno Kike çömleği ve M.Ö. 3635 ila 3370 ve Uruk Irak'ta bulunan birkaç kil tablet. Her ikisi de M.Ö. 3300 ila 3100 yıllarına tarihlenen dört tekerlekli araçları gösteriyor. Bilinen ilk tekerlek izleri M.Ö. 3420 ila 3350 yılları arasında şimdiki Almanya topraklarında bulundu. M.Ö. 2800'lerde bağımsız olarak Çin'de icat edildi ve M.Ö. 2000'lerde ilk dişli tekerlekler Türkiye'de yani o zamanın Anadolu topraklarında ortaya çıktı. M.Ö. 800 ila 450 yılları arasında ilk demir jantlar Kelt savaş arabalarında görüldü. M.Ö. 50'lerde ilk el arabaları Çin'de kullanılmaya başlandı. El arabaları daha sonra 1170 ila 1250 yılları arasında Avrupa'da da görüldü. 1743'te ilk tekerlekli paten Belçika'da, 1817'de ilk bisiklet ve ilk kick scooter Almanya'da, 1847'de ilk pneumatik lastik İskoçya'da ve 1869'da ilk tel dişli tekerlekler Fransa'da ortaya çıktı. Ve böylece tekerleğin muazzam yolculuğunun sonuna geldik. Tekerlek sadece bir icat değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en dönüştürücü güçlerinden biridir. Bu basit ama devrim yaratan buluş, medeniyetlerin şekillenmesinde, bilim ve teknolojinin ilerlemesinde ve günlük yaşamımızın her yönünde derin izler bıraktı. Tekerlek olmadan, antik dünyanın büyük yapılarından modern zamanların hızlı ulaşım ağlarına kadar pek çok şey hayal bile edilemezdi. Tekerlek, tarımın mekanize edilmesinden sanayi devrimine, bilgisayarların ve uzay araçlarının tasarımına kadar her alanda yeniliklerin kapısını araladı. Bu videomda tekerleğin sadece fiziksel bir nesne olmadığını, aynı zamanda insan zekasının ve yaratıcılığının bir simgesi olduğunu vurgulamaya çalıştım. Tekerlek, zorlukların üstesinden gelme ve dünyamızı daha yaşanabilir bir hale getirme arzumuzun bir yansımasıdır. Tekerleğin icadı, insanlık tarihinin akışını değiştirdi ve bize basit görünen şeylerin bile nasıl büyük etkiler yaratabileceğini öğretti. Unutmayın, her büyük icat gibi tekerlek de hayal gücümüzün ve azmimizin sınırlarını zorlayarak neler başarabileceğimizin bir kanıtıdır. İnsanlık olarak nereye gideceğimizi merak ediyorsak, belki de cevap tekerleğin döndüğü yolda yatıyordur. Tekerleğin eşsiz yolculuğu üzerine yaptığım bu videomda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Shock Voice'un bir ekip projesi olmadığını, bu kanaldaki tüm işleri yalnız başıma yürüttüğümü ve sadece sizlerin beğeni ve yorumlarıyla bu işin sürdürülebilir halde kalabileceğini bilmenizi isterim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.